bir diğer işle devam edelim ve oyuncularıyla. Yalı Çapkını dizisi. Ay. En çok konuşulan dizilerden evet. bir tanesi. Ama bu dizi bir aşk hikayesini sona erdirdi. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti. Karşılıklı taraflar açıklamaları evet. yaptılar. Ve ayrılığın ardından Mert Yazıcıoğlu ilk defa konuştu. Buyursunlar. Dizi başladı. Aşk bitti. Yalı Çapkını Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ilişkisinin katili oldu. Bu ilişkinin bitme sebebi olaylı Yalı'nın çapkını Mert Ramazan Demir miydi? İlişkiyi kıskançlık mı bitirdi? Olayların başrolü uzun zamandır konuşmayan Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ilk kez ve sadece Beyaz Magazin'e konuştu. Ya birdenbire olan şeyler değil. Ayrılığın perde arkasını tüm samimiyetiyle anlattı. Tamamen dürüstüm. İnanmadım. Tamamen dürüstüm. İnanmadım. Türkiye bir Yalı Çapkını'dır gidiyor. Fenomen dizi ilk bölümünden itibaren reyting rekorları kırıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in partner olduğu dizi gerek konusu gerek oyunculuklarıyla rakip dizilere gözdağı verdi. Birçok dizi Yalı Çapkını sonrası kartlarını farklı oynamaya başladı. Yapımlar kaliteden çok reyting kovalar oldu. Gel gelelim Yalı Çapkını'nın ekrandaki ateşi magazin haberleriyle iyice körüklendi. Dizinin başrolleri Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki aşk iddiaları olay yarattı. İddialarının çok konuşulmasının sebebi Afra'nın Mert Yazıcıoğlu ile sevgili olmasıydı. Sevgilisi olan Afra'nın partneri Mert Ramazan Demir ile olan yakınlığı hayranları tarafından eleştirildi, tepki çekti. Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Akan'ın bir mekanda bu sebeple Mert Ramazan Demir'e tepki gösterdiği iddia edildi. Önce Mert Ramazan Demir, sonra Kubilay Akan konuştu. O olay çok büyüdü. Yani gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedi, hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim. Ufacık bir şey, öyle mekan çıkışında olan bir şey. Alkollü bir mekan. Öyle bir detaya girilmesine de gerek olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Beklenen oldu. Afra ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Ayrılığın ardından iki taraftan da bir açıklama beklenirken Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz gece yeni sevgililer Burak Takak ve Leyla Tanlar'la bir mekanda eğlendi. Çıkışta Beyaz Magazin'e yakalandı. İlişkiniz göz önünde oluyordu bununla alakalı. Doğru. Konuşursak çok seviniriz. Vallahi yani zaten açıklamamızı yaptık yani. Sebebi kıskançlık mı? Bunun sebebi Mert Bey mi yoksa... Yok ya, öyle şey olur mu? Ama devamlı bu haberler dönüyor işte. Onunla görüldü, ondan dolayı. Yok ya, yok. Şöyle şeyler, normal bir ilişkiydi, yaşandı. Sonrasında bunlar gibi bir şey yok ya. Yani. Normal dediğiniz ilişki de bayağı da bir konuşulan bir ilişki. Ya yani seninkisi gibi yani. Sen nasıl ilişki yaşıyorsan biz de öyle ilişki. Mert bizim arkadaşımız. Mert de arkadaşımız zaten, biliyorsun. Evet, sizin de ortak arkadaşınız. Tabii, tabii. Arkadaşım. Yani hiç öyle şeyler yok. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Yani yapamadık beraber. Son verdi. Evleri ayırdıklarını açıkladı. Bildiğimiz kadarıyla aynı evdeydiniz. Tabii. Doğru mu? Hı-hı. Evleri ayırdınız galiba. Ayırdık evet. Yazıcıoğlu ne eski sevgilisini satıyor ne de gururundan ödün veriyor. O yüzden ayrılma kararı verdik. Ayrılma kararı sizden mi çıktı yoksa Afra mı? Ortak bir karar verdiniz. Vallahi ortak bir karar verdiniz. Tamamen dürüstüm. İnanmadım. Baktı bu konu bitmiyor. Genç oyuncu Burak Takak Yazıcıoğlu'nu kurtarıyor. Gider ayak güzel oyuncu Hafsa Nur Sancak tutanla çıkan aşk iddialarına da cevap veriyor. Biz bir yere yetişmeye çalışıyoruz da. Kusura bakmayın. Ne olur. Hafsa Nur Hanım da ilgili. Çok teşekkür ederiz. Hafsa Nur arkadaşım ya. Yok saçma sapan haberler. Gerçekten. Devamlı yanınızda görüyoruz. Yani. Yok canım, devamlı yanında görmüyorsun da. Yalan söyleme şimdi yani. Hiç yanında görmüyor olabilirsin yani. Evet, Beyaz Magazin özel haberimiz. Harika efendim. Ya. Sevgili arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Hazır yakalamışken Mert'i sorularıyla sıkıştırmışlar. Ancak evet. verilen cevaplar ne derece samimi sizlere sormak istiyorum. Diyor ki ayrılıkla alakalı kıskançlık mı iddialarına? Normalde yaşandı bitti, ortak bir karar aldık ayrıldık diye bir geçiştirme sezdim sanki cevaplarda. Ve yapamadık son verdik diyor. Evleri ayırdık diyor Mert Yazıcıoğlu. Şimdi
Alayım mı sözü Bilal Bey? Tabii canım, buyurun. Şimdi ben genellikle biliyorsunuz ki hep kadınların tarafından yorum yapan bir yorumcuyum. Ve hep ortada adil olmaya çalışıyorum. Taraf tutuyorsun, adil olmaya çalışıyorsun. Nasıl oluyor? Taraf tutmuyorum. Yani ama kadınların dediğin... yanındayım ama bugün öyle olmayacak. Şu an öyle olmayacak. Hadi bakalım. Şu an öyle olmayacak. Çünkü Afra ayrıldıktan sonra sosyal medyasındaki bütün paylaşımlarında üzgün değildi ki. Lay lay lom, çalsın davullar, vursun davullar, oynasın kızlar modundaydı. Yani izlediğimiz kadarıyla. O yüzden de şimdi Murat'ın arkadaşlarıyla, Mert'in arkadaşlarıyla bir eğlence ortamına çıkması, insanlarla bir arada olması, Afra'yı unuttu, vay efendim eğleniyor yorumlarına sebep niye oldu onu da anlamadım açıkçası. Yani illaki insanlar birbirinden ayrıldığı zaman, ilişki bittikten sonra derbeder mi olması gerekiyor? Ne alakası var? Hani ilişkinin yani, bir demlenme zamanı vardır. Hayır, ben öyle görmüyorum. Şimdi bakın, Afra'yı izlediğim ve takip ettiğim kadarıyla hiçbir üzgün bir şey yoktu. Hayata kaldığı yerden devam ediyorsa bu Mert niye etmesin? Ayrıca çocuk ne yapmış? Çıkmış bir gece eğlenceye. Çok doğal bir şey, arkadaşlarıyla eğlenmek istemiş. Bu niye hemen Afra'yı işte ihanetmiş gibi gösteren yorumlar yazılmış veya linç edilmiş, onu da anlamış değilim. Sonuç itibariyle şu bir gerçek ki belli yaşa gelmiş bütün insanların hepimizin güçlü olmalıyız ya. Evet. Yani ne olacak? İlişkiler başlar, başladığı gibi de biter. Ama 4 yıldır, ama 4 aydır, ama 4 gündür. Ama şimdi 4 yıllık ilişkinin bitişi de sancılı olur. Ya, burada bir sancı göremedik onlar, sadece. Onlar demek ki ilişkinin içerisinde, yani ilişki içerisinde sancıları yaşamışlar, geçirmişler yani. Onlarınkisi öyle ama şu anda ikisinin de odaklandığı şey zaten kariyerleri. Afra da olsun, Mert de olsun, ikisi de kariyerlerine odaklı olduğu için hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar, bu kadar net. Yani birbirlerini tüketmişler, o anlaşılıyor bunların söyleminden. Yani ilişkinin bitiş şekliyle ilgili verdiği röportajda söylediklerinden, Afra'nın duruşundan, dışarıya verdiği şeyden, imajdan, bu ilişkinin bitişiyle ilgili bize anlattıkları. Birbirlerini tüketmişler. Yani biz finale denk gelmişiz. Mert... Şimdi ben... Ama poligonda ya story atıyorlardı. Bize kimse ayırmaya çalışamaz falan şimdi filan diye. Şimdi ayıramıyorum. Bak, ne güzel yakaladı. Şöyle bir ispat çabası niye yapıldı o halde? Ne güzel yakaladı. Madem bak, çoktan bitmişti bu ilişki, bu basına bu ispat çabası niye? Hadi ya, bunun cevabını sen ver. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hala bu ilişkinin gerçek anlamda yine bittiğini düşünmüyorum. Hayda. Bakın, ya bakın bir şey izah etmeye çalışıyorum. Ve gelecekte de ne gösterir ne demin göstermez onu da bilmiyorum. Sildin. Demin söylediğin lafını silmedim. Sildin. Şimdi ben olayları gördüğüm şeyi yorumlamaksa, eğer ki o anda bunu yorumlamam gerekiyorsa olması gereken yorumu yapıyorum. Yani Mert'i niye burada linç ettiler? Niye ediyorlar? Etmemeliler ya. Çünkü zaten onlar Afra'yla velev ki tüketmişlerse tüketmişler, bitmişse bitmiş veya bitmemişse ara vermiş olabilirler. Ben onların ara verdiklerini düşünüyorum. Ya demiyorlar, öyle demediler ki paylaşımlarında. Ama bak hala daha açıklamada, ne Mert'i ne Afra'yı hiç kimseyle yan yana görmüş değiliz. Sadece bir böyle şehir efsaneleri dönüyor. İşte partneriyle beraber. Hapsan buraya yakınlaştırılıyor Mert Yüzücüoğlu. Hayır ya, yok ben ona da inanmıyorum. Afra da şu anki partneriyle yetiştiriyor. Evet, çok ilginç bir şey yaşandı. Şimdi bu cumartesi akşamı bir arkadaşının doğum günde bir meyhanede eğleniyor arkadaşlarıyla Mert Yazıcıoğlu. Ve bir anda bir paylaşım dün yayıldı. Didem'in dediği gibi Hafsa Nur'la bir mekanda cumartesi akşamı baş başa Mert Yazıcıoğlu güya. İnanmıyorum. Bir fotoğraf paylaşıldı. Arkadan böyle koyu bir fotoğraf. Hafsa Nur arkadan gözüküyor. Mert'in yüzü böyle eliyle yarım gözüküyor. Sonra da o fotoğrafın şop olduğu, mantıklı olduğuna inandığım bazı Twitter hesapları tarafından iddia edildi. Ve Hafsa Nur'un cumartesi akşamı Anadolu yakasında oturuyor, İstanbul'un Suadiye sahilinde, o çimlerin üzerine şey koyarsın ya, koltuk, denize karşı, kitabını okursun, işte bir şeyler yer içersin. Öyle bir fotoğrafı var. Hafsa Nur, orada evet, cumartesi akşamı yani. Orada bile değil, Suadiye'de.
denize karşı vakit geçiriyor tek başına. Böyle ilginç yani birileri Hafsanur'la Mert Yazıcıoğlu'nu birbirine yakınlaştırmaya çalışıyor Photoshop'la. Bu acaba şundan mı? Şudur. O zaman aklıma şu geliyor benim. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu yalnız kalsın, birbirlerine ait olsunlar. Bir o aşk başlasın. İşte onlar yakınlaşsınlar. Öyle yani bir aşk yok. Yani Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu'na dönmeyecek. Dönmesin. Bu imaj verilmeye çalışıyor insanlara. Ama belki dönecekler. Belki tabii ki ben hala ümidim var. O yüzden de işte diyorum ya hani o her iki tarafta başka insanlarla açıklama yapıp görmeden de inanmayacağım ben onların ayrılığın ilk zamanları çok önemlidir. Nasıl davrandığın, kimlerle oturup kalktığın bence. Ya yani şimdi diyoruz ona ya. Ona göre olabilir bak, ancak. Ne diyoruz? Geri dönme ihtimali. Bir kırkı çıksın bir şeylere. Neyi kırkı evet. çıksın? Kırkı çıksın diye. Ayrılığın yok. Havaya olup yeni bir insanı çabucak hayatına sokabiliyorsa bir insan... Bir ilişkinin bitiminde. Ama Afra'nın soktuğunu düşünüyorsunuz siz de arkadaşlar. Yani. Afra'nın soktuğunu düşünüyorsunuz. Diğer Mert'le ilişki yaşadığını söylüyorsunuz bana. Şimdi öyle bir şey söylemedik de Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun ilişkisinin başlamaması için hiçbir neden göremiyoruz. Dışarıdan bakınca. Kalmadı. Dışarıdan bakınca öyle ama tabii ki kendileri bunu arzu kalmamış ediyor mu? Kalmamış gibi gösteriliyor olabilir mi? Olunabilir mi? Kendileri bunu arzu ediyor mu birbirleriyle? Hayır ya. Bak ya çocuk bile Mert bile ne dedi? Onlar dedi biz eski hepimiz arkadaşız ruhun dedi ya. Ruhun duymaz. O ya nasıl başlar, ruhun duymaz ya? O aşk başlar belki de başlamıştır. Hayır belki hayır. De diyorum. Bu kadar. Ruhun duymaz. Ruhumuz hayır. duymaz. Hayır hayır. Tıpkı Kerem Bursa'yla Hande Erçel'in. İnan benim ruhum Erçel'in, duyar. Benim ruhum Hande duyar. Hande Erçel'in başladığı gibi kimsenin haberi olmadığı gibi. Bir sene sonra herkes hayır. farkına böyle vardı. Böyle bir aşk başlamayacak. Belki de olmayacak. Başladı. Ruhun duymaz. Ruhun belki mu duymaz?